Hükümet Öcalan hattındaki yeni açılımın ayrıntılarını Başbakan Erdoğan'a yakın gazetecilerden Abdülkadir Selvi yazdı. AKP'nin hedefi açılım sürecini anayasa çalışmalarıyla birlikte Mayıs ayına kadar tamamlamak. Bu süreçte PKK'lılara siyaset yolunun açılması, Avrupa yerel yönetim şartından çekincelerin kaldırılması ve gözlem gücünün oluşturulması hedefleniyor. Hükümetin bundan sonraki tavırlarına, politikalarına ve pratiklerine bağlıdır. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş grup konuşmasında bize bir yol haritası verilmedi demişti. İşte o yol haritası bir gün sonra Başbakan Tayyip Erdoğan'a yakın gazetecilerden Abdülkadir Selvi'ye verildi. Selvi, AKP'nin açılım planlarının ayrıntılarını yazdı. Daha önce başladığımız bir süreci devam ettirmenin gayreti içerisindeyiz. Buna göre başlatılan süreç yeni değil. PKK'lı militanların çadır mahkemelerinde karşılandığı Habur sürecinin devamı. Habur'da uzlaşılan konular tekrar masada. Hükümetin yol haritasına göre açılım sürecinin en kritik ayağı anayasa çalışmaları olacak. Bölünme anayasası çalışmalarında takvim hızlandırılacak, anayasadan Türk vatandaşlığı tanımı çıkartılacak. Ve bir diğer kritik başlık, Avrupa yerel yönetim şartından Türkiye'nin koyduğu çekinceler kaldırılacak. Böylece adı konmasa da PKK'nın özerklik talebi karşılanmış olacak. Federasyonsa federasyon, bağımsızlıksa bağımsızlık. Çekincelerin kaldırılmasını zaten AKP en baştan beri dillendiriyor. CHP de bu süreçte AKP'ye destek vereceğini açıklamıştı. AKP'nin geçmişteki kötü siciline rağmen umudumuzu koruyoruz. Açılımın bir diğer kritik başlığı ise PKK'lıların siyaset yapmasının önünün açılması. Buna göre Kandil'deki küçük bir grup dışında yönetim kadrosunun Türkiye'ye dönmesine izin verilecek. PKK'lıların mümkün olan en alt düzeyde ceza alması sağlanacak. Türkiye içindeki PKK'lıların çekilmesi sürecinde ise bir gözlem gücü oluşturulacak. Böylece silahlı kuvvetlerin teröristlere karşı herhangi bir operasyona girişmesi engellenecek. Bunun bilincinde olarak destek vermeleri kendilerine de kazandırır. Yani terörle mücadelede CHP'nin destek vermesi, hükümeti yıpratacak polemikleri bir kenara bırakması ona kaybettirmez. CHP'nin de kazanmasına sebep olur. Gözlem gücünde ise AKP, CHP, MHP, BDP ve MİT görevlilerinin olması öngörülüyor. Siyasi partilerin bu talebe nasıl yanıt vereceği ise henüz net değil. MİT, PKK görüşmelerinde masaya konan bir diğer nokta ise PKK'nın Suriye'de AKP ile işbirliği yapması. Tüm bu açılım takvimi içinde Öcalan'la temaslar da sıklaşacak. Bu kapsamda BDP'lilerden oluşan geniş bir heyet 13 Ocak'ta İmralı'ya gidecek. Öcalan'ın bu görüşmede Kandil, BDP, DTP ve PKK'nın Avrupa kanadına ulaştırılmak üzere yazdığı mektupları teslim etmesi öngörülüyor. Şimdi Öcalan hala en önemli aktör. Bu çerçevede yeni görüşmelerde Barzani'nin gözetiminde Erbil'de gerçekleşecek.